اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استعين بالله بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاه فاعلون الى اخر الايات صدق الله العظيم Mevla Teala'ya sonsuz şükürler olsun elhamdülillah. Evet hayatın içinden programla, yeni bir programla başlıyoruz biliyorsunuz. Daha önce sizinle programda çıkıyordum biliyorsun arkadaşlarımızla beraber. Ama alınan karara göre cuma akşamları olmasına sebebiyle tekrar ayetler ve hadisler ışığı altında sohbet vari aynı zamanda sizden gelen soruların cevaplarını vermek niyetiyle inşallah tekrar bu şekilde bir formata geçmiş olduk. Bir programa geçmiş olduk inşallah diyorum. Hayatın içinden programında evet hayatımızda lazım olan şeyleri inşallah beraberce konuşmuş olacağız inşallah. Risale-i Kusiye'den bir beyt okuyacağım. Sıradan başlayacağım. ...ilk beytten başlayacağım inşallah. Risale-i Kusiye'den. Risale-i Kusiye'nin özelliği biliyorsunuz Mustafa İsmet Galibullah Büyükşehir Efendi. Meşahikam Efendilerimizden Mustafa İsmet Galibullah Büyükşehir Efendi. Sırf Allah'tan bahseder, Allah'tan bahseder, siz de Allah'tan bahsetmeyi seversiniz, Allah'tan bahsedilmeyi seversiniz, Allah'tan dinlemeyi, Celle Celal, Rabbimizin kelamından, Rabbimizden bahsedilmesinden mutlu olursunuz, huzurlu olursunuz elhamdülillah, o yüzden inanıyorum ki Risale-i Kusiye'den bir beyt okuyacağız, bununla beraber yolları açmış olacağız inşallah ve ayetlerden de Mevla Teala'nın bizlere buyurmuş olduğu ifadelerden de evet, Tekrar ediyorum. Allah'ımızın ifadelerinden de istifade etmeye çalışacağız. Ve en netice sizden. Bu arada sualler yine gelse de arkadaşlar ekranda size numaraları yazarlar. O numaralardan bize sualler sorma durumundasınız, sorabilirsiniz. Ama suallerin cevapları da biliyorsunuz son yarım saatte olacak. Yani 35-40 dakika sohbet. Ondan sonra sizden gelenler 1 saat 15 dakika gibi bu programı ne yapacağız? Bitirmeye çalışacağız. Hayatın içinden programında buluşma, buluştuğumuzdan dolayı Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Evvela tabii şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bayağı bir ara uzak kaldım ekranlardan. Pazartesi günü çıktım ama biliyorsunuz 3 aya yakın aşağı yukarı ekranlara gelemedik. Kesinlikle zevkimizden değil. Bayağı bir rahatsızlıklar geçirdim. Şu anda da evet şu anda da açık ne söylüyorum ilaçlarla ayakta duruyorum. Böbreklerimde şu anda 2 santim, 2 santime yakın 2 milime yani 1800 yani santim. Sen söyle taş var. Bir tane bölümde iki tane üst üste bir taş var. Yani o taşları aldırmam lazım. Ama böbreklerimde iltihap olmasına sebebiyle aldıramadım. Ama önümüzdeki Perşembe'ye kadar, önümüzdeki Perşembe gününe kadar böbreklerdeki iltihabı alacaklar. Perşembe günü tekrar ameliyatım var. İşte bu hafta ilk haftamız belki ama ikinci hafta belki de beraber olamayacağız. Ondan sonraki hafta beraber olacağız inşallah. Ama niyetimde şu var. Ramazan şerifinde çok bereketli, çok mükemmel bir Ramazan şerifi geçirdik. Nazar olduk diye düşünüyorum olabilir. Ama niyetimde inşallah sıhhatimi, afiyetimi bulduğumda hep ekranlarda olacağız. Hep sizinle olacağız. Hep gerçekten Allah'ımızın razı olduğu şekilde şu ekranlardan konuşmaya çalışacağız. Ama siz maşallah demeyi unutmayın. Çünkü ben baktım ki nazar bizi yıkıyor be. Bir Hoca Efendi ifadesidir. Tabi eski çok önemli ifadedir de. O da Hoca Efendi'den duymuştum onu dedik ki. E, nazar diyor, nazar diyor, deveyi kazana, insanı mezara sokar diyor be. Güçlüdür nazar yani. Evet. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Hepimize sahat afet versin inşallah. Hepimize güç kuvvet versin diyorum. Ve Risale-i Kusey'den bir bölge okuyacağım. Aynı zamanda şöyle bir ifade kullanmak isterim. Biliyorsunuz dün akşam bazı yerlerde bizimle alakalı konuşmalar falan yapmışlar. Konuşuyorlar falan. Valla herkes kalitesinden konuşur. Durumundan konuşur yani. Biz o yüzden. Biz kimse hakkında hiçbir mümin hakkında isim vererek veya isim vermeden hiçbir mümin hakkında konuşmamaya kararlıyım inşallah. Çünkü bizim işimiz çok be. Bizim gençliğimize ulaşmamız lazım. Evlatlarımızı muhafaza lazım. Aileler ayrılıyor onları toparlamamız lazım. Gençlik gerçekten elimizden kaçtı. Elimizden kaçtı. İman tehlikesi yaşıyor. imansızlık yolunda gidiyorlar. Onlara ulaşmamız lazım. Bizim çok işimiz var ya. Yani. O yüzden böyle basit fındık kabını doldurmayan ifadelerle bir yerlere bizi çekmeye çalışanlara buradan selam ediyorum. Selam ediyorum. Diyorum ki size siz kendi çukurunuzda debeleşin diyorum. Ben yokum. Bizim işimiz başka be. Biz sultanımızın göstermiş olduğu yolda her türlü yürümeye kendimizi odakladık arkadaşlar. Bu yolda yani medrese yolunda Diyor ki bir tanesi ismini vermeyeyim ben yine karısı gitmeyecek ama. Benim diyor medresem yok diyor. Ya hocaysan nasıl medresen yok ya? Bizim medresemiz çok. Elhamdülillah. Yeterli görmüyorum. Vallahi yeterli görmüyorum hiç. Her mahalle bir medrese. Her mahalleye bir medrese. Hem kız hem erkek medresesi. Biz sultanımıza böyle söz verdik. Bu sözün yere düşmemesi için de bütün mücadelemizi veriyoruz. Vereceğiz de inşallah. Bunu böyle bileceksiniz yani. Bizim işimiz var ya. Ben kalkıp da milletin çukurları ile inanın ya oralara ya. Aman 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 aman. Benden öyle bir şey beklemeyin. Benim işim bu ney? Benim işim sultanımızın narzu etmiş olduğu. Evet medrese. Med diyor ki bizim benim diyor medreseli mi o? Benim, sanki medresesini ya. Kur'an eğitimin olduğu yerler nasıl olmaz ya? Var var elhamdülillah var. Medreselerimiz olmaz mı ya? Allah'ımızın kelamını ezberlendiği, Allah'ımız Celle Celaluhu'nun gerçekten anlatıldığı, bildirildiği, sohbetleri yapıldığı, gençliğin gerçekten kurtuluşu her şey yerler olmaz mı? Olması lazım. Nasıl olmaz ya? Çocuklarımızı nereye teslim edeceğiz? Var. Açık söylüyorum. Evet olsun. Ve gayemiz, Evet gayemizi söylüyorum her mahalle daha önce söylemişimdir size evet, buradan söylemişimdir. Efendi Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem ona gittiğimizde Vali amcamız vardı Allah rahmet eylesin. Geçen de ziyaret ettik. Vali amcamızla beraber gittik Efendimiz Hazretleri. Efendimiz o elini öptü. Efendimiz dedi ki bir emrinesi var mı dedi. Efendimiz ki yapabilir misin dedi. Buyurun Efendimiz Hazretleri. Her mahallede bir kız bir erkek medresi açın, açın, açmanı istiyorum dedi. Dedi ki Efendisi. dedi. iki tane de medresi açtım başıma gelmeyen kalmadı dedi. Bir başladılar gülmeye. Gülüşmeye başladı. Ondan Musa, musa sıra bana gelmişti. Tabii ben de taktiği öğrendim. Öptüm Efendi Aslan'ın elini. Efendi dedim bir heminiz var mı? Yapabilir misin dedim. Himmet buyurun yapayım dedim Efendi dedi. Himmet buyurun yapayım dedim. Dedik Efendi Aslan'a nasıl o zaman? Her mahalleye bir kız, bir erkek medresi istiyorum dedi. Himmet buyurun yapayım dedim Efendi dedi. Ve elhamdülillah himmeti gördük. Nerede gördük hocam yaptın mı? Evet her mahalleye değil. Laf dinledik, her ele girdik elhamdülillah. Bak FM TV, düğmeye basıyorsun, Kur'an öğreniyorsun. Düğmeye basıyorsun, evet elif bağırıyorsun. Düğmeye basıyorsun, Arapça öğreniyorsun. Emsileden binaya geçtik. Düğmeye basıyorsun, sohbet dinliyorsun. Düğmeye basıyorsun, tefsir dinliyorsun. Düğmeye basıyorsun, hadis dinliyorsun. Ayrılmıyorsun, kısa zamanda hoca oluyorsun. Daha ne yapsın sana be? Var, elhamdülillah. O yüzden güzel de bizim işimiz var ya. Gerçekten önemli işlerimiz var. Ne? Bizim işimiz Rabbimizin razı olduğu yolda. Evet. Ah be. Gördünüz işte. Gördünüz. Rahmetli dedem derdi. Ramazan şefle yaşadık onu be. İhsan dedem Allah rahmet eylesin. Derdi ki evladım İngiltere'nin bir köyünde bir kafire La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedittirsek ne olur derdi. Çok iyi olur dedeciğim be. Gerçekten Ramazan Şerif'te işte biliyorsunuz beraberce gördük. İngiltere'den resmen bir tanesi yaptı. Müslüman Selim oldu ismi biliyorsunuz ya. Elhamdülillah. O yüzden bunlar lazım bize. Şey. Yoksa konuş. Herkes konuşur. Herkes konuşur. Bizim işimiz Allah yolunda mücadele vereceğiz inşallah. Sizlerle sizlerle yapacağız. Siz evet bu işi seviyorsunuz. Allah'ı seviyorsunuz, peygamberi seviyorsunuz, kitabı Allah'ı seviyorsunuz. Allah dostları seviyorsunuz. Güzel insanları gerçekten seviyorsunuz. Hizmeti seviyorsunuz. Allah yolunda gerçekten evet mücadeleyi seviyorsunuz. Sizinle biz çok güzel çalışmalar yaptık. Allah yardıma yardım ediyor. Daha da yapacağız. Daha da. Evet. Derdimiz ne olacak? Bir kardeşimiz, bir kardeşimize, bir genç kardeşimize ulaşıp bir evladımıza, bir insanımıza ulaşıp onu Allah'la tanıştırabiliyorsak, onu peygamberle tanıştırabiliyorsak, ona hidayet nurunu gerçekten kalbine yerleştirebiliyorsak, ona iman, imanını tekrar tazelettirebiliyorsak, onunla gerçekten hakikaten Allah'ın razı olmadığı yerlerden kurtarabiliyorsak, onu gerçekten mevlatane hoşlanmadığı ahlaklardan kurtarabiliyorsak bundan büyük nimet olmaz mısın? biz işimiz var. Yoksa benden şimdi bekleyebiliyor muyum? ben? Bazı abilerim, kardeşlerim şimdi bekliyor. Acaba ne diyecek hoca? Hiçbir şey demeyeceğim. Hiçbir şey demeyeceğim. Diyorum ki ben açık ve net söylüyorum. Bizim Allah yolunda Allah'ımızın rızası için Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin evet mücadelesi için Allah dostlar efendiler biz sözlere düşmemesi için bizim gayretimiz var, çalışmamız var. Biz kimseyle kalkıp da Sen böyle yapmışsın, sen şöyle yapmışsın, bilmem ne yapmışsın filan. Sen böyle konuşmuşsun. Boş. Boş iftiralarla, boş laflarla, boş çukurlarınızla uğraşmayacağız inşallah. Bizim işimiz Şimdi merak ediyorum. Ben bugün bir tane çok kıymetli bir abim aradı. Şu anda televizyonda beni seyrediyordur. Ona da buradan selam ediyorum tabii. Dedi ki işte anlattım şey anlatmak istedi bile. Yani, ne oldu dedim abi. Yani kim kazandı? Gerçekten anlatımlarla beraber Müslümanlar mı kazandı? Cemaatler mi kazandı? Tarikatlar gerçekten sevildi mi? Efendiden sana mı sevildi? Ne oldu? Milletin midesini bulandırmaktan başka hiçbir şey yapmazsın böyle şeyler yaparsa insan. Bunlar Allah'ın gadabına gider. Milletin milletini bulandırmaktan başka hiçbir şey yapmaz. O yüzden güzel insanlar. Bizim işimiz o değil ya. Bizim işimiz Allah'ın ayetleriyle peygamber yolunda, peygamber ölçülerinde yürüyeceğiz. Evet inşallah. Daha önce ben şeylerde söyledim. Yine söylüyorum. Yani bu konuları tabii çok girmek istememişler. Bir tane tacizci çıkmış bilmem ne bir falan var ben açık söylüyorum. Girmek istemem yani. Baştan söylüyorum. Ama merak ederseniz ben daha önce söyleyip yine söylüyorum. Yeryüzünde güneş bir tane olur. Ben iki tane güneş tanımam. O yüzden mürşidi kamil, manevi eğitimci, efendi hazretlerinden başka tanımam. Gidip de milletin öyle ne elini, ne ayağını, ne eteğini, hiçbirini öpmem. Mümkün. Ben efendi hazretlerimi tanırım. Yeryüzünde bir tanedir, ikincisi olmayan bir tanedir. Ama kalkıp da lütfen ve yapmayın. Yapmasınlar. Siz yapmazsınız da yapmasınlar. Ne yapmasınlar? Tacizcilerle efendi hastalığını kesinlikle kıyas etmesinler. Yapmayın. Bu büyük bir hakaret olur, iftira olur, hainlik olur. Zulüm olur, zulüm olur. Böyle bir Allah dostuna Evet asla Allah yapmayın. Dünya üzerinde tektir bu zat. Çok kıymetlidir. Yapmayın. Hayatını bir inceleyin. 94 senelik hayatını bir inceleyin. 93, 94'e gidiyor. 93 senelik, 94 senelik hayatını bir inceleyin. Hayatında bir haram görmemiş. Haram görmemiş. Ağzından tek bir yanlış ifade çıkmamış. Böyle bir Allah dostunu kalkıp da bu hainlerle, bu zalimlerle, bu kendini bilmezlerle lütfen, lütfen, lütfen ve kereme yapmayın. Bak gerçekten bu ağır olur yani. Yapmayın, ne olur yapmayın. Biraz tanıyın ya. Ya yani biraz bilerek hareket edin ya. Yoksa yanlış yapmış olursunuz yani. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar lütfen ve kereme. Ben yine söylüyorum. Tanımam kardeşim. Efendiden başka ne mürşidinden bahsediyorsun bana ya? Hangi mürşidden bahsediyorsun? Bırakın bu işleri ya. ya. hocam bırakma kardeşim ya. Yapmayın. Güneş güneş. On numara. İnşallah Rabbim anlamayı nasip Bu ifadelerimi daha sonra daha çok anlayacaksınız. Açık söylüyorum. Biraz kızacaksınız. Bazı arkada kardeşlerimiz belki 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 baştancısınız ama ben açık söylüyorum. Tanımam abi. Hiç kusura bakmayın. İşte görüyorsunuz. Bunları piyasaya sürüyorlar. Bunlar tamamıyla tezgah, piyasaya süyülen tezgahlar bunlar. Yapanlar da kendileri İslam'a saldırmak isteyenler de kendileri, yetiştirenler de kendileri, hayatlarında her şeyi kendileri. Yoksa bu ad, böyle adamların sen ne işleri var kardeşim? Bunların ne işi var ya? Ne? Ama bir tane var ya Medyatik hoca Bakıyorsun hep onlarla beraber hikmet yüden ne hikmetse inşallah sonunda da başka şeyler piyasaya çıkmaz diye dua ediyorum ben yine ama tabi istemem. Açık söylüyorum. Efendinin adamı göründüğünden dolayı kim olursa olsun. Efendinin adamı göründüğünden dolayı ama laf dinler ama laf dinlemez ama kendisi bilmez ne yapabilmem. Ama efendi adamı olduğundan dolayı istemem be kardeşim. Hakikaten istemem. Ney? düşmesin isterim ben düşmesin. Burnu sürtülmesin. Gerçekten perişan olmasın. Helak olmasın. Olmayabilir bazen işte karakteri zayıf olabilir insan. Ama olsun kardeş ya. Efendinin adamıysa, efendinin adamıysa, efendi gerçekten ona karşı saygısı, sevgisi, muhabbeti varsa istemem düşmesin ya. Düşmesin kim olursa olsun ya. Yine ayakta dursun. Yine var olsun. Kalkıp da eziyip de büzülüp de kendini böyle yerli şeylere perişan etmesin. Gidip de milletten özür dileme mecburiyetinde düşmesin. Kim olursa olsun yani. Yapmasın ya. Yani. Düşme Yani. Yapma. İnşallah diyelim. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Evet konulara girmeyeceğim dedim. Yine bir yerlere gittik. O kadar olur. Şimdi geldim. Konumuz tekrar hayatın içinden programımız inşallah. Risale-i Kusey'den bir bet okuyacağım. Birkaç ayet-i kerim manasını vermeye çalışacağım. Arkadaşlarımız ekranda zaten sizlere şeyleri bildiriyor gördüğünüz gibi. Sizden gelen suallerin cevaplarını vermeye çalışacağım. Ondan sonra da Rabbim inşallah Teessin yüksek eylesin. Sizinle olmaktan mutlu olacağım. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Ramazan Şerif'te gerçekten sizinle olmaktan çok mutlu olmuştum. Ekranları özlemişim, sizi özlemişim. Ben burada bulunmaktan büyük zevk alıyorum. İnanıyorum ki şöyle bir ifade vardır. Yani bu normalde bütün ekranda bulunan kardeşlerimizin veya işte genel olarak tecrübe odur yani. Eğer programından kendini zevk alıyorsan, konu böyle indir arkadaşlar. Programından kendin zevk alıyorsan bil ki evet seyircin de zevk alıyor demektir. Ölçü budur arkadaşlar. Ben programına bayılıyorum açık söylüyorum. Çünkü sizinle olmak çok güzel. Evet. Hepinize tekrar selam ediyorum. İnşallah FM TV ekranlarında daha çok bulunmaya çalışacağım. Daha çok inşallah sizinle olmaya çalışacağım. Ama tabii şu korona gitse, şu korona gerçekten bir kalksa. Bununla alakalı da işte bir şey söylemek istiyorum. Koronavirüsüyle ile alakalı. İnşallah Rabbim tez zamanda ülkemizden, dünya üzerinden bu sıkıntıyı, bu belayı kaldırır diyorum. İnşallah. Bu koronavirüsük kalksa, güzel insanlar ama o zaman mutlaka size bir yemek yedireceğim inşallah. Davet edeceğim hepinizi. Ramazan şefte biliyorsunuz söylemiştim. Yine söylüyorum. Davet edeceğim hepinizi inşallah. Beraber şöyle afiyetle bir yemek yedi. Nerede olursanız olun. İster Almanya'dan, ister Belçika'dan. Oradan da şimdi ablalarım, abilerim, kardeşlerim var elhamdülillah. Hollanda'dan hiç fark etmez. Geleceksiniz, geleceksiniz kardeşim uçağa bineceksin geleceksin tarih vereceğim size. En az bir buçuk ay veya bir ay önceden bir tarih vereceğim size. O tarihe biletlerinizi alacaksınız geleceksiniz. Geleceksiniz hep beraber. Ondan sonra şöyle aha kardeşi ölüyorsunuz ilan Ramazan Şerif'te birbirimize inşallah. Ondan dolayı güzel insanlar kıymetli insan ama tabii korona devam ettiği müddetçe bu mümkün değil biliyorsunuz. Bittiği zaman inşallah olacak. Ama koronavirüsünün bitmesiyle alakalı da çok mücadele veriyor. Sağlık Bakanımız, sağlıkçılar, doktorlar herkes mücadelesini veriyor. Dünya üzerinde bir mücadele var yani. Gerçekten sıkıntı büyük çünkü yani. Hakikaten büyük. İşte bu mücadele içinde işte maskelerimize dikkat edeceğiz, mesafelere dikkat edeceğiz, kesinlikle dikkat edeceğiz yani. E bununla beraber tabii bulunmuş olduğumuz Temizliğimize dikkat edeceğiz. Bulunmuş olduğumuz ortamlarda bize kalabalıklara dikkat edeceğiz. Neredeyiz, ne yapıyoruz, ne, buna dikkat edeceğiz. Mutlaka dikkat edeceğiz yani. Ee, bu hastalık gerçekten çok ağır bir hastalık. Özellikle nefes alamama ile alakalı büyük bir sıkıntı yaşıyorsun yani. Büyük bir sıkıntı yaşıyorsun. Normalin ötesinde bir sıkıntı yani. O yüzden kimsenin yaşamasını asla arzu etmem. Kimse yaşamasın isterim yani. Ama e, tabii yakalandığın zaman da yaşama durumuna geçiyorsun. E, tabii atlatmak çok zor. Göz göre göre yani bu şekilde büyük bir sıkıntı var. E o yüzden dolayı tekrar ediyorum, yakalanmamak için elinden gelen herkes mücadelesine vermesi lazım. Ama tabii Mevla hala sen ne yaparsan yap, eğer sana yazdıysa bu illa yakalanıyorsun, onu da bilmek lazım. E i̇şte ben ne kadar dikkat ettim falan desen de fark etmiyor. Ben çok insan biliyorum, Mart'ın 12'sinden beri, 11'inden beri, Mart'ın 11'inden beri şu ana kadar hiç evlerinden çıkmadıkları halde yine koronaya yakalandılar yani. Çok yakın dostlarımızdan bahsediyorum yani. Yani Mart'ın 11'inden 11 beri diyorum size... ...bakın hiç evden çıkmadılar yani. Hiç evden çıkmadıklar halde. Eve gelenleri kabul etmedikleri halde... ...eve gelenleri kabul etmedikleri halde... E yine bir şekilde yakalandılar yani. Hatta biliyorsunuz bugün... ...bayağı siyasetçilerden de... ...bu işe yakalananlar görüyorsunuz, duyuyorsunuz yani. Olabilir mi? Olabilir. Yani yakalanmayacağız diye, yakalanmamak diye bir şey... ...konuşamıyoruz yani ama inşallah yakalanmamak için mücadele vermek lazım. Bu kesin. Ama benim için asıl konu şurası. Bakın zahidi olarak her şeyi yapalım. Temizliğimize dikkat edelim, maskelere dikkat edelim, misafirlere dikkat edelim, ortamlara dikkat edelim, gittiğimiz yerlere geldiğimiz yere dikkat edelim, mutlaka kalabalıkların içinden uzak durmaya çalışalım. İşte düğünlerde, cenazelerde, şunlarda bunlar mutlaka dikkat edelim. Elimizden geldiği kadar aman 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 dikkat edelim. Bak aman aman dikkat edelim baş tacısınız ama benim bir başka konuya değinmeye ihtiyacım istediyorum yani. bizim ben mesela merak ediyorum koronavirüsü çoğaldıktan sonra ya yayıldıktan sonra ben merak ediyorum Allah'a karşı gerçekten isyanlar düştü mü mesela faiz belası kalktı mı zina düştü mü Kumar düştü mü? İçki düştü mü? Tesettürsüzlük, evet, düştü mü? Yani düştü mü derken yani gerçek bitti mi yani? Yani insanlar hocam, bu beladan çok ders aldılar, artık namazlara başladılar. Beladan çok ders aldılar, zinadan vazgeçtiler. Beladan çok ders aldılar, kumardan vazgeçtiler. Beladan çok ders aldılar, işte faizden vazgeçtiler. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Arkadaşlar, ve ma min musibe fe bima kasabat eydikum ve an Allah buyuruyor. Başınıza bir musibet geliyorsa da o musibet benden dönmüyor zaten ama kendi ellerinizle yaptıklarınızdan kaynaklanır. Siz isyana devam ettiğiniz için, harama devam ettiğiniz için, yanlışa devam ettiğiniz için, eksikliğe devam ettiğiniz için ondan dolayı başınıza geliyor bu işler. Ondan dolayı geliyor bu işler başınıza. O yüzden dolayı bu işler geliyor. Çoğunu da affediyor diyor Mevla Teala. O yüzden lütfen ve kelemen bizim yapmamız gereken şey Müslümanlar olarak, Türkiye olarak, tüm dünya Müslümanlar olarak biz Allah'ı razı etme yolunda mücadele vermemiz lazım. Allah'a isyandan vazgeçilmesi lazım. Rabbimize isyandan vazgeçilmesi lazım. Faiz belasından, kumar belasından, zina belasından, içki belasından kurtulmuş olması lazım. O zaman Rabbimize yüzümüz olsun ya. Sa Peygamber huzurunda bir tane sahabe. Dikkat edin ya. Dua ediyor, ellerini açmış. Yalvarıyor. Ve Efendimiz böyle diyor ki, boğazına kadar haramla dolu, boğazına kadar haramla dolu açmış dua ediyor. E gördün mü sen, gördün mü muameleyi ya? Şimdi boğazına kadar haramlarla dolu olacaksın. Boğazına kadar haramlarla dolu olacaksın. Allah'a isyanı normal göreceksin. Allah'a itaatten uzak duracaksın. O yüzden güzel insanlar bizim acilen yapmamız gereken şey Allah'a dönüp evet Mevla Teala'ya boyun eğip tövbekar olup Mevla Teala'ya teslim olmak Rabbim inşallah bu konuda da bizlere başarılar nasip etsin. Evet. Bunları söyledikten sonra Risale-i Kusiye'den ilk beytimizi okuyacağım inşallah. Risale-i Kusiye Efendi Hazretimiz katmesi çok kıymetlidir. Mustafa Esmet büyük şey efendi, bizim meşah-i kiram efendilerimizden altın silsileden biliyorsunuz. Güzel insanlar, kıymetli insanlar altın silsilenin tekrar ediyorum altın silsilenin şöyle bir sayayım Alaydar Efendi, Ali Rıza Bezir Efendi ondan sonra Halil Nurullah Efendi Ezra Rebezir dedi. Yani 32. halife arkadaşlar güzel insanlar. Efendimiz 36 olduğuna göre 31. halife güzel insanlar. Meşakam efendilerimizden Risale-i Kusye'yi Muharrem'den dahi gün 11 idi. Muharrem ayının 11'inde yazmış. Yani Aşura gününden bir gün sonra. Yani Aşura gününün geçince gecesinde yazmış yani. Ve derdi sadece Allah derdi. Allah'tan bahseder, Allah'a yönlendirir, Allah'a arzu ettirir, Allah tecelli zilalühü ile alakalı bilgiler vermeye kalkar, bilgiler verir ve Mevla Teala'yı tanıtma hususunda mücadele verir. Efendi Hazretimiz de çok kıymetlidir. Çok kıymet erdiği için de inşallah biz de bundan sonra Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan, Cuma geceleri demektir bu yani. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecelerde evvela Risale-i bir beyt okuyacağız inşallah. Ondan sonra da ayetlerden birkaç tane sunmaya çalışacağız. Ondan sonra da inşallah sizden gelen suallerin cevaplarına vermeye çalışacağız. Arkadaşlar zaten telefonlarını bildiriyorlar. Sizden gelen suallerin cevaplarına vermeye çalışacağız inşallah. Evet şimdi Risale'mizden başlayalım. Bismillah diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sığındım zat hakka gel gidelim. Hemen seyriyle Allah gel gidelim. Yüce dergahına yüzden silelim. Garibiz, kimsimiz yoktur diyelim. Bu varlıktan geçip Hakk'a gidelim. Aziz seyriyle Allah gel gidelim. İlk ifadesi, yani ilk ifade, ilk beyt, beyt halinde yazılmış. Beyt halinde devam ediyor. Ve ilk ifadesi de, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ manasını. Yani, kovulmuş şeytanın şerrinden, recm olunmuş kovulmuş şeytanın evet şerrinden, sana sığınırım Allah'ım. Allah'a sığınmaktır yani. Zaten ilk ifade Osmanlıca'dır. Sığındım. Bu zaten Türkçe biliyorsun arkadaşlar. Sığındım. Zatı Hakk'a, Hakk'ın zatına sığındım. Gel gidelim. Gel diyor be. Fefirru ilallah. Allah'a kaçınız. Yeter ki, yeter, yeter, yeterince dünyaya daldın. Yeterince isyanlara daldın. Yeterince gaflete daldın. Haydi gel. Allah'a sığınalım. İstersen bir incele kendini. Var mısın? İncelemekten kendini korkarsın, korkarsın güzel insan. Kıymetli insan. İncelemekten kendini korkarsın. Ben. Bir bakacaksın ki zikrullah'tan zevk almıyorsun. Yani Allah demekten zevk almıyorsun. Namazdan zevk almıyorsun. Su içmekten zevk aldığın kadar Allah'tan zevk almazsan Ayıp olmaz mı ya? Acıktığında yemek yemekten zevk aldığın kadar Allah demekten zevk almazsan ayıp olmaz mı ya? Ne zaman Allah'a sığınacaksın? Fefirru Allah. Allah'a kaçınız diyor Mevla Teala. Daldın dünyaya. Daldın nefsini arzu ettiği şeylere. Daldın gaflete. Hevayı nefse uydun. Gidiyorsun. Ya nasıl olacak? Evet bu akşam karar vereceğiz. Yaz bölümünde. Bu ara zaten biliyorsunuz çok üzülüyorum ben açık söylüyorum. Normal sohbetlere insanlar gidemiyor. Sohbetler yok çünkü. E, Cuma sohbetleri iptal. Arkadaş cumaları iptal. Normal sohbetleri iptal. E bir de evet bu kanallardan olan sohbetleri kanaldan olan FM TV'de olan sohbetleri de dinlemezsen kulak vermezsen sen neden zevk alacaksın ya yapma gelin hep beraber hep beraber inşallah Allah'ımıza sunalım çünkü güzel insanlar kıymetli insanlar sen Mevla Teala'ya sığınmazsan, sen Mevla Teala'ya zevk almazsan, sen Mevla Teala'ya firar etmezsen, sen Rabbim, Rabbim ben seninle zevk alıyorum, ben seninle olmak istiyorum, Rabbim senin huzurunda olmaktan zevk alıyorum demezsen, evladın ne olur ya, torunun ne olur, gençliğin ne olur, güzel insan. Hemen seyriyle Allah gelin Gel diyor Allah'ı seyir. Allah'a seyir yapalım. Allah'ı tanıyalım. Mevla Teala'nın efallerini, işlerini, Mevla Teala'nın isimlerini, Mevla Teala'nın sıfatlarını, Mevla Teala eserlerini, Mevla Teala'nın kemalatlarını, Mevla Teala'nın marifetlerini, Mevla Teala'nın hakikatlerini, o sonsuz Allah Celle Celaluhu'nun tecellilerini, evet bunları Bunları yaşayalım, yaşatalım, sevelim, öğrenelim, bilelim. Allah'la bir yakınlığımız olsun. Allah'la bağlantımız olsun. Allah'tan zevk alalım. Allah'la mutlu olalım. Allah Celle Celaluhu ile alakalı. Evet, evet. Allah'ımızı sevelim ve sevilelim be. Şimdi ben biliyorum size diyorsunuz bak 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 bak. Hocam ben seviyorum Rabbim be. Diyorsunuz be. Evet. Sevmek yeterli değil. Hocam ne demek o? Evet sevmek yeterli değil. Bir de sevileceksin, sevileceksin. Evet. Seveceksin ama bir de sevileceksin. Allah tarafından sevileceksin. Mahabbetullah. Muhabbet Allah tarafından sevilmek. Bir ötesi var. Sevilmek yeterli değil. Maşuk olacaksın. Maşuk. Maşuk demek aşık olunmuş. Allah'a aşık olacaksın. Allah'a aşık olacaksın. Bak sevginin ötesinde bu. Evet sevmek güzel. Ama sevginin de biliyorsun basamakları var. Aşık olacaksın. Maşuk Allah tarafından aşık olacaksın. Allah sana aşık. bilmem. Nasılsınız? İyi olacağız be. Evet geldim. Nereye geldik? Ekranlara geldim. Beni biliyorsunuz açık söylüyorum. Canlı canlı konuşuyorum vallahi sizinle hiç fark etmez. Evet ben sizinle, evet ekranlarda sizinle huzur buldum ben elhamdülillah Ramazan Şef'te. Şimdi baktım o huzuru yavaş 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 yakaladım şu anda bak yavaş yavaş yakalıyorum. Evet pazartesi birazdı ama şimdi daha elhamdülillah kılıyorum. Daha iyi olacak inşallah. Bu sene Ramazan-ı Şerif'imiz çok güzel geçti ya, Bu sene gerçekten inşallah maşallah demeyi unutmayın ama inşallah çok başarılı bir şekilde sene geçireceğiz. Kaliteli inşallah kendimizi muhafaza edeceğiz. Daha güzel adımlar atacağız. Allah'a aşık olacağız. Evet Allah tarafından da inşallah Allah tarafından da Allah'ın sevdiği kullarını alacağız inşallah. Heman seyriyle Allah. Dört tane basamak var arkadaşlar. Dört yürüyüş var. İlk yürüyüşe seyriyle Allah diyor Allah'a yürüyüş. Allah Celle Celal tanımıyla alakalı mücadele vermeye başladığın an. Allah'ı ile alakalı mücadele vermeye başladığın ana seyriyle Allah. Yani bir derdin var senin. Derdim ne? A, Rabbimi daha iyi tanımak istiyorum. Rabbimle daha iyi Mevla Teala huzurunda daha zevkli durmak istiyorum. Mevla Teala'yı gerçekten daha iyi bilmek istiyorum. Mevla Teala'nın marifetlerini, hakikatlerini daha güzel bir şekilde öğrenmek istiyorum. Allah'ım Allah deyince gerçekten şöyle. Bir gönlüme feyizin, bereketin, marifetin aktığı bir hali istiyorum. İşte bu isteğe, bu harekete başladığın an seyriyle Allah yapıyorsun. Marifetler başladığı artık Allah'tan sana marifetler geliyor. Allah Celle Celaluhu'na sana marifetler akıyor, feyizler, bereketler, güzellikler, seyir-i fillaha geçmiş olursun. Sonra ruhani miracı tamamlayıp yani Mevla Teala ile perdesiz, ruhen, perdesiz, Mevla Teala ruhani miracı tamamladığında ondan sonra o dönüşe de seyir-i deniyor. İnsan, e, seyri eşyaya geldiğinde de yani insanda bir geldiğinde de seyri fil eşyaya. Dört tane seyir var arkadaşlar. Rabbim tamamında yaşamayı nasip inşallah. Allah bize hiçbir şeye zor etmedi ama çalışmazsak zor. Çalışırsak Allah bize hiçbir şey zor etmedi. Yüce dergahına yüzler sinelim. Gel diyor be Mustafa dergaha, dergaha yani Allah'ın eğitimlerini verdiği manevi yerler, manevi alanlar, manevi Mevla Teala'nın gerçekten zikredildiği yerler. Burası senin evin de olabilir, Evinin bir köşesinde oturuyor. Allah diyorsun gönlünden. Zikrediyorsun Rabbini. İşte orası. O Allah'ı bilme eğitiminin almış olduğu yer. Neresiyse bu. Fark etmez. Bu camisi de olabilir, cami de olabilir, medrese de olabilir, şu da olabilir, bu da olabilir. İşte burası. Yani Allah eğitimi. Tarikat zaten bu demektir güzel insanlar. Tarikat. Yol demektir. Ne yolu? Allah eğitiminin almış olduğu yol. Allah eğitiminin alınmış olduğu Mevla Teala efalleriyle, eserleriyle, esmasıyla, sıfatlarıyla, marifetli hakikatleriyle, hakikatli kemalatlarıyla tecellileriyle Mevla Teala'nın güzelliklerini, Mevla Teala'nın güzelliklerini öğrenme yoluna tarikat deniyor arkadaşlar. Ama bu Allah ve Resulü'nün ölçülerinde olacak. Kendi zevkinden olmayacak. Nefsani arzulandan A olmayacak, şerattan yani Allah'ın hükümlerini taahhüt ederek olmayacak. Onlar kabul değil. Böyleleri yüzünden de gerçeklerine şşş, kendini bilmezler yüzünden hakiki laf söyleme. Allah eğitimi diyorum ben sana. Allahımızın ve Peygamber ölçülerinde Allah eğitimine deniyor kardeşim. Tarikat. Yoksa kalkıp da ne oldu billah sen tacizcilere bakarak, tecavüzcülere bakarak, bilmem neye bakarak sakın ha, sakın aman ha yapmayın. Bu konuya zaten girmek istemiyorum ama öyle olur mu ya? Adam şeriattan taviz verecek, sünnetten taviz verecek, yoldan taviz verecek, kendini bilmez hareketler. Ya bunlara sen bunlara ne bakıyorsun ya bunlara? Ben size söyledim ne kızıyorsunuz bana? Kardeşim, bu işin yolu Kur'an ve sünnet ölçülüğünden taviz verilmeyecek. Kim olursa olsun ya. Kim olursa olsun yani. Kur'an ve sünnet ölçülerinden taviz verilmeyecek. Evet ama böylelerin üstünden de Allah eğitiminden geri kalmamak lazım. Allah'ımızı öğrenmemiz lazım. Garibiz kimsemiz yoktur diyelim. Garibiz. Kimsemiz yok. Neyimiz var ki? Ölçü ne? Ölçü ne? Neyin var ya? Hocam işte her şeyimiz var. Kullu men aleyha fan. Hepsi yok olacak diyor be. Hepsi yok olacak. Allah'ımız buyuruyor. Ve yapma <laughs> ve çulab bi kezil celali vel ikram. olan ancak Allah'tır be. O yüzden kimsen yok. Kimsen yok. Yalnızsın. Yalnızsın. Evet. Hocam ben çok kalabalığım filan. Yok be. Şöyle bir bak. Bir incele. Bakacaksın ki Rabbinden başka kimsen yok. Hepsi bir menfaat, bir şey karşılığında. Rabbin. E kabre konduğunda kim var? Rabbim var. O yüzden Allah'la yürürsek işimiz kolay. Bu varlıktan geçip hakkına gidelim. Gel diyor bu varlıktan geç diyor. Varlığa güvenme. Şahıslara güvenme. Ona buna güvenme. Gel. Dünyalık bir takım menfaatler için insanlara güvenmeye kalkarsın ama unutma ki gerçek hayat ahiret hayatı. Rabbine güvenerek yürü Aziz seyriyle Allah gel edelim. Gel diyor Allah'a seyir yapalım Allah'ı tanıyalım Allah'la yürüyelim inşallah Mevla Teala kendisini yürüyenlerden Hepimize ikram etsin ihsan etsin Bugün zaten biraz geç başladım biliyorsunuz O yüzden dolayı sizin dakikalarınızdan Yemiş oldum ama Biraz uzatırız Bana töleyan sanır bunlar biliyorsunuz Severler beni sağ olsunlar Kameraman Kameraman kardeşlerimiz olsun Ondan sonra Reşidi kardeşlerimiz olsun. Üzmezler bizi. Sıhhatim elverse daha çok şey yaparım da sıhhatim el vermediği için onları da üzmem ben de inşallah. Ayetlerde de Mevla Teala bu Allah Celle Celaluhu. Müminler kurtuluş erdi. Müminleri anlatırken Mevla Teala onlar diyor namazlarına ellezinehum fi salatihim hâşûn. Müminler kurtuluş erdi. Ellezinehum fi salatihim khashuun. Onlar namazlarında huşu üzeredirler. Namazlarında huzur üzeredirler. Namazlarına dikkat üzeredirler. Namazda gevşeklik yapmazlar. Tembellik yapmazlar. Gaflet yapmazlar. Evet. Vellezinehum anil lagvi mu'dudun. Onlar evet boş şeylerden yüz çevirirler. Bu daha önemli arkadaşlar. Hepsi önemli. Namazlarda dikkat ve boş söz. Şimdi meşhur ifade var. Gençler çok kullanıyor. Boş yapma diyor. <laughs> güzel, güzel bir yapı. Diyor ki boş yapma. Evet. Bana da alıştırdılar. Ben bazen bazı yerlerde konuşuyorum bunu. Söylüyorum ya. Yani. Bakıyorum adam çok konuşuyor. Ya boş yapma be kardeşim. Gerçi gençlerden öğrendim. Baştan söyleyeyim. Hakikaten boş. Adam bakıyorsun boş yapıyor. Ko boş, boş konuşuyor. Ya boş boş da konuşuyorsun be kardeşim ya. Ya bu kadar yani boş konuşmak doğru bir şey mi? Konuşmak olsun diye konuşuyor adam. Ya konuşmak olsun konuşulur mu ya? Her konuştuğun ya sağ tarafına veya sol tarafına yazılıyor. Eğer gerçekten Allah'ın razı olduğu şeyleri konuşuyorsan sağ tarafına yazılıyor. Ya boş konuşuyorsan sol tarafına yazılıyor. Bunun hesabını nasıl vereceksin? Boş konuşmanın hesabı var ha. Şişt. Boş konuşmanın hesabı var. Konuştukların hesabı var. Vakit geçsin. Bilmem ne yap Ne vakit geçsin? Hangi vakit geçsin? Nereye geçiyorsun vakti? Vakti boş geçirme hakkın var mı zannediyorsun senin? Hani? Bu vakitlerin gerçekten ne kadar kıymetli olduğunu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın mükafatını anladığında çok iyi anlayacaksın. Bakacaksın ki bir La ilahe illallah ne mükafat varmış ya. Ben nasıl bu vakitleri boşa harcadım ya? Bir la ilahe illallah da ne kadar büyük mükafatlar varmış. Felen yok belemin ahadihim milül arzı zehben ve leviftidabi. Allah biliyor. Yeryüzü altın dolusu teklif etsiniz. Yeryüzü dolusu altın teklif etsiniz. Bir la ilahe illallah alamayacaksınız diyor Mevla ahirette. Ya. O yüzden Rabbim inşallah vakitlerimizin kıymetini bilmeyip bir ikram etsin misiniz? Ve boş yapmaktan bizleri kurtarsın inşallah. Boş yapmayalım. Şimdi bazı abilerimiz var. Yanlış anlamayın. Ben sizi hepinizi seviyorum. Ama bizi herhalde kendisi bir zannediyor. Ya her gün arıyorum babacım ya. Ya ben her gün senin telefonuna bakma şansın var mı zannediyorsun ya? Yapmayın öyle. Gerçekten doluyu arasan başta ama biz her gün öyle aranması hakikaten ben 24 saatimi anlatabilirim yani. Çok dakikalık do, da, yani şey çok az dakikalar üzerinde yürüyoruz her şeyde biz yani. Çok yani. Zaten bir de biliyorsunuz ciddi rahatsızlıklar geçiriyoruz hala. Burada bile mesela şu anda bile açık söylüyorum yani ilaçlarla geliyorum ben buraya. Ayakta öyle duruyorum ondan sonra gittik mi yine tak yataktayız yani. Şimdi o yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar baş tacısınız. Ondan sonra hadi tamam gerçekten sorunlarım vardır, olabilir. Ararsın iki kere. Ondan sonra benim şükürler olsun Allah'a Celle Can bu. Bütün kardeşlerimize sorabilirsiniz. Az ifadeyle çok şey anlıyorum Allah. Allah'ın izniyle yani. Anlarım yani. Zaten zaten insanların çoğunun dertleri bir çünkü yani. Tık az yani. Ama öyle bir telefon açılsın. Ya kardeş ben sana o kadar telefona nasıl bakayım ya ondan sonra da kızacaksın bana biliyorum ben kızacaksınız yani ya işte hocam telefonlarımıza bakmış ya mübarek nasıl bakayım ben o kadar telefona ya evet sizin olmak güzeldi şimdi sizden gelen suallerin cevaplarını vereceğiz inşallah Abdurrahman hocamız var burada evet biliyorsunuz bir elver derneği başkanımız çok kıymetli başkanlarımızdan. Çok kıymetli bir hocamız. Zaten biliyorsun saat 7'de onun tefsir dersi vardı. Bugün de işte sağ olsun takıldı. Ben dedi hocam sual, sorular okurum. Şimdi ben telefonu bakayım hem soru okuyayım. Şimdi yapamayacağımı söyledim arkadaşlara. Yavaş yavaş herhalde belli şeyleri yapamıyormaya başladık anladığım kadarıyla. Bir dahaki hafta soru soran arkadaşımız da şimdi bu hafta böyle olsun ama bir dahaki hafta soru soran arkadaşımızın da inşallah ekranda olmasını isteyeceğim yani. Sorun olmaz. Ne olacak? Ondan sonra sorularınızı oradan soracak inşallah. Şimdi Abdurrahman hocamız inşallah sizin sorularınızı soracak. Ben de cevap vermeye çalışacağım. Ama tekrar ediyorum. Sizinle olmak çok güzel. Rabbim hepinizden razı olsun. Evet buyur Abdurrahman hocam. Ölüm, sorunlarınızı 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 sorunlarınızı. Teşekkür ederim.

Rabbim inşallah bizleri mahcup etmesin diyorum. Sizin dualarınızla, sevginizle, muhabbetinizle inşallah Rabbim bize çok daha güzel işler yaptıracak. Güzel çalışmalar yaptıracak inşallah. Ama üzülmemenizi rica ediyorum. Üzülmeyin. Gerçekten. Bak meyve veren ağaç taşlarını diyorsun ya Üzülmeyin ya. Olur bunlar ya. Ben açık söylüyorum. Ben şey yapmıyorum yani. Ben sadece şunu söylüyorum. Bize yakışan Müslüman kardeşlerimizle evet onlara karşı kindar olmamak, Müslümanlarla uğraşmamak, Müslümanların aleyhinde olmamak, Müslümanları sevmek, kucaklamak. Müslüman Müslüman Müslümanla uğraşması doğru olmaz ya. Allah'ımıza cevap veremez kimse. İnsanlar, gençler, evlatlar, nesiller Allah muhafaza etsin sosyal medyayla olumsuz akımlarla tehlikeye giderken sen kalkıp kimle uğraştın? O yüzden dolayı üzülmeyin. Biz de gördüğünüz gibiyiz. Gerçekten böyle yani. Hiç tartışı yok yani. Efendi Hazretimiz başlarcı. Onun itikadı, onun istekleri, onun arzusu, arzumuz. Onun ahlakı, onun ciddiyeti, onun samimiyetini çok talep ediyoruz oyun güzelliklerini gerçekten Allah ve Resulü çizgisinde bize öğretmiş olduğu güzellikleri yeryüzüne yaymak için mücadele veriyoruz. Arzumuz bu. Bunun dışında ne söylenirse boş, kuru kalabalık. Başka şeyler çok da ben bunları atmak istemem. O şahıs, sen Mustafa abi biraz üzüldüğü için söyleyeceğim. O şahıs bize söz verdi. Kendi evinde söz verdi. Medyatik hoca var ya söz verdi ama Duramadı sözünde yani. O yüzden biz sözümüze duracağız. Hakkında konuşmayacağız inşallah. Ona göre dua ediyorum ben. Gerçekten dua ediyorum. Ne diye dua ediyorum biliyor musun? Rabbim bu kapıya evet efendilerimize fazla, daha fazla zarar vermemesi için inşallah hidayeti evet gidişatı Gerçekten efendi aslimizin arzotlu şekilde olması için, kucaklayıcılık mantığı o öyle olsun için, kendini ve cemaatimizi zelil duruma düşürmemesi için, hakikaten dua ediyorum, helak olmasını da istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Onu Rabbim, onu da bütün camiamızda, bütün hocalarımızda, bütün Müslümanları da bütün Müslüman kardeşlerimizde Rabbim gerçekten muhafaza edesin inşallah. Yoksa boş gürültüde kulaklar bırakta. Evet hocam hayırlı yayınlar diliyorum demiş bir seyircimiz. E, Beytullah'ı özledik sizce ne zaman açılır? Açılması için dua eder misiniz demiş hocam. Gerçekten yapmayın. öyle bir şey söyledin ki var ya samimi söylüyorum. Ya bütün azalırım şu anda heyecanlandı ya. Çok arzu ediyorum ya. Çok arzu ediyoruz ya. Gerçekten Beytullah'a çok özledik ya. Yani ne kadar özlediğimi anlatamam. Bilemez, bilemezsiniz ya. Çok özledik ya. İşte biliyorsunuz gidemedik. Sen söyle. Hem koronadan dolayı geçen sene ancak gidebildik. Ondan sonra sen söyle hacca gidemedik. Hakikaten çok özledik. Şimdi tabii Beytullah'la alakalı mutlaka bir çalışma yapıyorlar. Ya benim kanaatimi söylüyorum. Bir çalışma yapıyorlar. İnşallah Türkiye'mizde korona fazla aşmaz. Hep dua edelim, yalvaralım, gece kalkalım. Teheccüdlerde mutlaka Mevlamıza müracaat edelim. Ya Rabbi diyelim. Ne olur Allah'ım diyelim ya. Gerçekten halkımız çok zor durumlara düşer, düşüyor. Sıkıntıya düştük ya Rabbi diyelim. Ondan sonra tövbekar olalım. O tövbekar olmanın neticesinde de Mevla Teala'ya müracaat edelim. Ama illa bir şey düşünüyorlardı. Çünkü Arabistan'ın durumu da çok maddi durumu da çok iyi değil. Tersiye bağladılar. Tersiye bağladıkları için esnafın durumu çok berbatmış. Yani aldığımız bilgiyi söylüyorum. Esnafın durumu çok berbat. Biliyorsunuz bayağıdan beri giden olmadığı için. E ondan sonra evet, orada biliyorsunuz har para harcayan da Türk halkı. Türkiye'den gidenler para harcıyor. Diğerleri de para harcıyor yok. Onlar böyle, böyle onlar. Yine bizim halkımız güzel ya. Ben bu halkı Nasıl sevmeyelim ya? Allah hepinizden razı olsun. Sayenizde, Çat'ta, Kamerun'da ve çeşitli Afrika ülkelerinde nice hizmetler yapabiliyoruz. Elhamdülillah yani, de sahinde Niye? Çünkü siz gerçekten bu işi seviyorsunuz. Bu, işe, bu işte varsınız. Öyle yürüyor bu işler yani. O yüzden orada da aynı durumdasınız yani. Orada da aynı. Hep Türkiye'den Müslüman kardeşler gelsin ki onlar iyi çünkü. Benim kanaatimi söylüyorum. Eğer korona virüsü tekrar ikinci bir yayılma durumu olmazsa, ikinci bir yayılma durumu olmazsa Kasım ayında sanki olaylar açılır yani. Tekrar ediyorum. Tahminimce söylüyorum tabii. Kesin bir ifadeyle söyleyemeyeceğim. Ama bütün şu andaki bizi ümreye götüren şirket sahipleriyle falan hep devamlı görüşme halindeyiz. Yani en ufak bir açılma olduğunda mutlaka bize bilgi verin diyoruz. Tahminimce yani Kasım ayı gibi düşünüyorum yani. Evet. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Programınızı Masum Bayraktar Hoca Efendi olarak sohbetinizi ailece severek izliyoruz. Allah razı olsun. Bu kanalı kim kurdu acaba demiş hocam. Şimdi evvela şunu söylemek istiyorum size. Biz burada size baştan söylüyorum. Aşkla, Şevkle, zevkle, evet burada hakikaten sunumunu bu şekilde yaptık. Yapıyoruz yani elhamdülillah. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Devamındaki soruya da cevap veriyorum arkadaşlar. Kanal kurumuyla alakalı, FM TV'nin kurumuyla alakalı arkadaşlar. Aşağı yukarı, yani nasıl söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz biz bu kanaldaki maksadımız şuydu. Ve şu anda maksadı da yakaladık. Aşağı yukarı 100 kardeşimiz diyebilirim. 100 kardeşimiz bu işe herkes elinden geldiği kadar destek verdi. Ve elhamdülillah kanal meydana gelmiş oldu. Efendi ölçülerinde, Efendi razı olduğu şekilde, Efendi Hazretimizin arzu etmiş olduğu şekilde, işte Kur'an derslerinden tut. Mesela çok etkilendim biliyor musunuz? Aşağı yukarı yaz talebesini okuttuk bu sene biliyorsunuz kanalda. Onları hediye de dağıttık. Bilmiyorum takip edebildiniz mi? El etmişsinizdir. Aşağı yukarı yani çok yüksek rakamda, binleri aşkın rakamlardan bahsediyorum. Talebe şeyi takip etti ya, Elif Bağ derslerini takip etti ya. Ufaklar resim gönderiyor, büyükler göndermiyor. Bazıları gönderiyor ama genel göndermiyor. Büyükler de çok eğitim aldılar yani. Her şey elhamdülillah büyüklerin ölçüsünde olsun için istedik. Ve o ölçüyle devam ediyoruz. Kardeşlerimizin, dostlarımızın, ahbaplarımızın, sevdiklerimizin destekleriyle elhamdülillah kurulan bir kanal. Teşekkürler hocam. Hocam bir seyircimiz de hocam hayırlı akşamlarınız olsun hayırlı programlar. Nur suresi 35. ayeti şifa deniyor. Gözüm için okusam şifa bulur mu? demiş hocam. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nü nezzilü minel kur'anim ma huve şifa ve rahmetül lil müminin. Allah'a huzur veriyor. Biz Kur'an-ı şu anı şifa olarak indirdik. Sen eğer şifayı kim verecek? Anlayamadım. Şifayı kim verecek? Allah verecek. Kur'an kimin kelamı? Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamı şifa olmaz mı? Niyetini sağlam tut. Niyetini güzel tut. Şifayı vereceğe sığın şifayı verenin kelamından istifade et. Sorun yok. Selamun hocam. Yolumuz ehli sünnet vel cemaat yolu. Adamın biri çıkmış ben şeyhim diyor. İnsanlar arkasından gidiyor. Hocam sahte bir şeyh çıktı. Dinimize balta vuruyor. Kimsenin vermediği zararı verdi. Allah bunların şerrinden korusun demiş hocam. Şimdi Hı. çok doğru söylüyorsun. %99 katılıyorum sana böyle kendini bilmezlerin yüzünden hakikaten tarikatlar, cemaatler, ehli sünnet çizgisine yürüyen insanlar zarar gördüğünü kabul ediyorum. Ama bu tacizcilerin de ben kesinlikle din düşmanı olanların oyunu olduğunu kabul ediyorum. Yani o adam gerçekten şeyhdi de sonra böyle değil değil değil. O adam bu iş için yetiştirilmiş bir adam. Bu adam yıllarca bu şekilde desteklenmiş, yetiştirilmiş. Evet, yıllardan beri diyorum, bugünkü mesele değil. Yıllardan beri desteklenmiş, yetiştirilmiş, büyütülmüş, bilmem ne yapılmış. Şimdi saldırı zamanı geldiyse tak düğmeye basılmış. Ondan sonra onların adamı diyorum ben. Din dışı insanların, din düşmanlarının Evet ehli sünnet tezgisine düşman olanların, evet üzerine onların adamı, onların tezgahı, onların kurmuş olduğu oyun ama bizim üzerimizde oynanıyor. 98'de bunu görmedik mi? Gördük. Meyhaneden karı çıkarttılar affedersiniz. Eşap girdirdiler. Kaplar uyuşturucu satan insanlara Çeh şey yaptılar. Ama ceremesini hep bizler çektik. Hep cemaatler çekti. Hep tarikatlar çekti aynı tezgah 20 sene geçti aynı tezgah ben başka demiyorum. Ya bu adam şeyhli de kaydı da yok be kardeşim ya. Ne şeyhi ya? Ya ne şeyhi be kardeşim ya? Ya ne yetişmesi? Nerede yetişmiş? Nerede yetişmiş? Nedir bunlar? Yapmayın bu şeyler. Bunlar tezgah tezgah. Bu din dışı insanların tezgahı. Yapmayın. Ben böyle görüyorum. Bak, oyun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında 350 münafık vardı. Sistem, sistem, sistem bu münafıkları yetiştiriyor, böyle yerlere getirtiyor. Ondan sonra da tak zamanı geldi bir de saldırttırıyor. Ama bir tane medyatik hoca var, bakıyorum ne kadar sahte varsa, ne kadar böyle sistemin adamı varsa, herkes de bir resmin olur be kardeşim senin ya Allah Allah'tan korkanlarız azıcık için ben sana şaşırıyorum ya ama dua ediyorum sana. Dua ediyorum niye Allah gerçekten seni helak etmesin diyorum be. Evet, efendim üzülür diye düşünüyorum ama yine tabii büyükler bilir diyoruz. Evet ama tekrar ediyorum yani. Ya arkadaş ya. Ya bir tane sapık ol, olsun da o sapıkla resmin olmasın sen. Ne işsin sen ya? Bilmem onlara bunları ya yapmayın böyle, yapma böyle şeyler ya. Ya efendiden sen efendiden başkasına sen ne kula kasarsın ya sen? He. Ya bırak bu işte sen ne kula kasarsın ya efendiden başkasından ne beklersin ya sen? Derdin ne senin? Ayıp değil mi ya? Efendi gibi bir zatın evladı olacaksın. Kalkacaksın. Böyle kendini bilmezlerin eteklerini öpeceksin. Ellerini öpeceksin. Bilme. Ya bırak bu işleri ya. Ya bırak bu işleri be kardeşim ya. Ayıp ya, ayıp ya. Ya ayıp ya. Ağar ağar ya. Ya bu Allah dostu kıskanç olursa anlamıyor musun bu işleri ya? Ya hiçbir marifetin olmaz ki yok. Hiç mi basiretin olmaz ki yok? Ya hiç mi kemalat olmaz? Yok. Ya kardeşim sen de hiç hakikat olmaz mı? Yok. Ya ne acayip ya. Sırt çene ya. Neyse. Konu başka yere geçsin. Hocam önceki mesaj gönderen abilerimiz teşekkür etmiş. Hocam kanal karıştır, karıştırırken size takılı kaldık. Neden acaba demiş hocam? <laughs> Bizim bir özelliğimiz var. Bulana kadar zorlanırsın. Bulduktan sonra bırakmazsın. Açık söylüyorum. Samimi söylüyorum. Nedenini de söylemek isterim. Ben açık söylüyorum. Niye? Biz buraya sadece ve sadece takip ederseniz göreceksiniz Allah için çıkıyoruz. Sizinle Allah için buluşuyoruz. O yüzden Rabbim bile inşallah niyetimizi bozmasın. Amin hocam. Hocam ben Hamza yaşım 12. Her gün evde ailemle sizi izliyoruz. Anneme çarşaf yolladınız. Teşekkür ediyoruz. Derslerimiz Çarşafı için... şerif ya. Şimdi de ders çarşafı şerif isteyenler her gün elhamdülillah çoğaldı. Ya büyük mutlu oluyorum ya. Ah Allah'ım ya Rabbim diyorum ya. Ya sen diyorum Rabbim sen ne güzelsin ya. Ya Rabbim diyorum sen ne güzelsin. Bak Ramazan-ı Şerif'te bir başladık. Sıfır Ramazan Şef'te biliyorsunuz 35 tane çarşaf gönderdik. Ondan sonra o bir açıldı. Her gün, her gün dünyanın her tarafında Almanya bilmem nereye bazı kardeşlerimiz Allah onlardan razı olsun. Buradan onlara da selam olsun diyorum. Onlar diyor ki hocam diyor. Evet aslında diyor bizim de çarşafa ihtiyacımız var ama diyor. Kendi imkanlarımızı aldık diyor. Size yük olmak istemedik. Evet onlara da teşekkür ediyorum ama önemli değil. Ya benim çarşaf fabrikam yok yanlış anlaşılmasın ama arkadaşlarım, dostlarım, ahbaplarım hepsi çarşafı şerif için yani her türlü seferber olurlar. Ve elhamdülillah şimdi her gün üç tane, dört tane, beş tane eskiden giymeyenler diye konuşuyorduk. Şimdi önünde demiyorum artık. Çarşafı şerif giyiyor mu kardeşim sen? Giyiyorum. Bitmişti. Madem giyiyorsun al sana. Güzel mi? Çok hoş. Teşekkür ediyorum ben de inşallah. Hocam o mesajı gönderen Hamza kardeşimiz 12 yaşındaki ee, anneme çarşaf yolladınız. Teşekkür ediyorum. Derslerim için bana da bir tablet yollar mısınız demiş. <laughs> <laughs> o da güzelmiş. Evet. <laughs> Ona söz veremem ben açık söylüyorum. Hakik hakikatı konuşan Masum Hocama selam veriyorum. Mesajı bitti. Evet. Kıyımın dostlar biliyorsun mesajlar çoktur. Ben o kadarına dayanamam. Bu kadarlık gitenelim inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. El mütehabbune bir rahillah. Hadis-i şerifine var mısınız? Adet beraber. El mutahabbun bi ruhillah. Yubiduhum enbiya ve şuhada. Peygamberimiz uyu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah indinde öyle diyor makam sahipleri var ki Allah indinde öyle makam sahipleri var ki peygamberler şehitler onlara kıskanırlar diyor. Onların özelliği sadece ve sadece birbirlerini Allah için severleriz. Ben bu işe adayım. Sizi Allah için seviyorum. Var mısınız da? Yuh be ya. Baş ne sesler geliyor be kulağıma. Elhamdülillah. İnşallah Rabbim bu işin karşılığını bize ikram etsin. El mutahab bu ne? Biraz unutmayın. Bunu ezberleyin. Bu hadis-i şerif ezberleyin. El mutahab bu ne? Bir -rauhillah. El mutahabbune bi ruhillah. Bizler bu yüz inşallah neyiz? El mutahabbune bi ruhillah. Allah için birbirini sevenlerdir. Çok iyi. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizin olmak çok güzeldi. Bayağı heyecanlandım bugün. Elhamdülillah. İyi ki varsınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Mevla Teala'ya emanet olun. Tekrar inşallah pazartesi akşamı ve perşembe akşamları buluşmak üzere. Haftaya perşembe biliyorsunuz sabah şeyim var, ameliyatım var. Pazartesi inşallah beraber oluruz. Ama ameliyatım için dua edin inşallah. Kolay gelsin. Taşları aldıracağım Aldırmam gerekiyor. Yoksa o taşlar yorgunluk yapıyor. Üzerimde şu anda dedim ya baya baya iki tane iki böbrekli de taşlar var. İnşallah onları aldıracağım. Ondan sonra inşallah tekrar Ekranlarda beraber olacağız inşallah. Bu sene çokça beraberiz inşallah. Sizin olmak çok güzel. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.